Sevgili seyirciler, yeni bölümümüzle her şeye rağmenle karşınızdayız. Umut ve azimle yola çıkılmış, başarıyla taçlanmış hikayeleri aktarmaya devam edeceğiz biz bu bölümümüzde de. Sadece işitme engeller dünyasında değil, engelli engelsiz dünyada sınırlarını aşmış bir sanatçı gelecek ekranlara. Zorlu ve mücadele dolu bir hayat ve sonunda gelen başarı. Bu başarı ne mi? Nice karikatür ödülleri, nice sergiler, onunla yetişmiş nice resim tutkunları. Raif Gökkuş'un hikayesi gelecek. Ve sonrasında golbolu konuşacağız. Engelli olimpiyatlarının vazgeçilmez branşı golbol nasıl oynanıyor? Kuralları neler? Bunları sizler için araştırdık. Ve sonrasında Kemal Yurtbilir Özel Eğitim Anaokulu'na gideceğiz. Engelli engelsiz minikler bu anaokulunda adeta bir yuva sıcaklığında birlikte eğitim görüyorlar. Görme engelli bir anne özel üretim gözlüğüyle ilk defa bebeğini görecek. Ve bu duygusal anlara şahitlik edeceğiz. Her şeye rağmen başlıyor. Yapamazsın diyenler oldu, yılmadı, inandı. Başarıya giden yol bu kez hayli zorluydu. Nice duyanlara fark atan ödülleri, sergileri, atölye çalışmalarıyla sınırları aşan bir hayat gelecek. Ve Raif Gökkuş diyor ki, duyan sıradan bir birey olmak yerine duymayan ressam olmayı tercih ederdi. Merhaba, ben Raif Gökkuş. 1956 Sivas'ın Zara ilçesinde doğdum. Daha sonra çocukluğumda oyun oynarken annem arkamdan bir gün bağırmış, seslenmiş. Ben de tabii bilmiyorum, farkında değilim. Annem yemek tabağını üzerine kaşıkla çatalla vurmuş. Ben hala ses vermemişim. Ve daha sonra babam gelmiş eve. Demiş ki bizim oğlumuz işitme engelli. Babam dedeme sormuş. Dedem inkar etmiş. Hayır, işitme engelli olamaz diye. Doktorlara götürmüşler. Ve yapılan muayene sonucunda işitme engelli olduğum ortaya çıkmış. Annem ve babam ne yapacağız bu çocuk için, neler yapabiliriz diye sorduklarında doktorun tavsiyesi üzerine Ankara'daki okuldan bahsedilmiş. Sivas ile Ankara arası 500 kilometre uzun bir mesafeydi bizim için ama babam erken yaşta 6 yaşında beni sırtladı ve Ankara'ya getirdi. Etimesgut'a hiç unutamıyorum diyor. Ve oraya girdik. Bir sürü işitme engelli, büyük yaşta, küçük yaşta çocuklar vardı. Elimden tuttu babam ve bir çocuğa adeta teslim etti, hani emanet etti. Ve sonra babam bırakıp gitti beni. Çok üzüldüm. Derslere başladık okulumuzda. Birinci sınıf öyle geçti aslında, zorlu geçti. İkinci sınıfta öğrendik ki bir öğretmen gelmiş, resim öğretmeni. Kendisi iyi resim yapıyormuş, bir resim öğretmenliğinin dışında ressammış da. Dersin olduğu gün toparlandık bahçede. Arkamızda işte camiler, minareler, işte yeşillik. Hepimiz doğaya karşı resim çizmeye başladık. Öğretmen hepimizi kontrol etti ve sonra toparladı bütün yaptığımız resimleri. Arasından en iyi resmi seçti.
Ve sonra kendisi bir resim yaptı öğretmen. Bakın bu da benim resmim dedi. Ama o kadar güzel bir resim yaptı ki hayatım boyunca hiç böyle bir güzel resim görmemiştim. Öğretmen gittikten sonra o bir çocuğa teslim etmişti öğretmen resmini. O çocuktan rica ettim, o resmi aldım, aynısını yapmaya çalıştım. Bir benzerini yaptım aslında. Öğretmenime gittim, gösterdim, ben bunu yaptım, sizin yaptığınız resmin aynısını yapmaya çalıştım dedim ve bana teşekkür etti, çok beğendiğini söyledi. Raif hocamla bugüne kadar başladığımız ilk günden beri hiç iletişim sorunu yaşamadık. Hatta yazmadık. Hatta o kadar renkleriyle, o kadar tarzıyla konuşan bir sanatçı ki Raif hocam. Hiç en ufak şekilde yabancılık hissetmedim. Şöyle söyleyebilirim, daha önceki hocalarımdan öğrendiğimden daha çok şey öğrendim. Yatılı kalıyordum okulda aynı zamanda. İşte arkadaşlarım futbol oynayalım, gel oyun oynayalım dediğinde ben resim yapardım. Ama resmimi hiçbir yere bırakmazdım. Futbolda oynamak istiyorum bir taraftan. Hiç unutmam, tişörtümün içine koyar, kemerle de sıkıştırır. Müthiş de aslında oralar, Etimesgut inanılmaz da toz topraktır, rüzgarlıdır. O tişört sıyrılmış ve içinden resmim kayıp gitmiş. O kadar üzüldüm ve o kadar ağladım ki yaptığım resmin kaybolmasına. Sonra ortalık durulunca aradığımı hatırlıyorum resmimin. Sonra tekrar resimler yapmaya devam ettim. Hiç bırakmadım. Sümer Bank'ın himayesinde bir resim yarışması varmış ve ona katıldı. Konusu da hatta sebze meyve fabrikalarıyla ilgiliydi. Yaptım resmimi. Ya mutlaka yarışmadan bir derece alamayacağım. Bir işitme engellinin bugüne kadar almış olması mümkün değil. Ben de alamayacağım gözüyle baktım diyor. Ve beni bir gün müdürümüz, okul müdürümüz ve öğretmenimiz beni aradı. Tebrik ediyoruz seni, ödül kazandın. Cumhurbaşkanının davetlisi olarak temiz giyin, güzel giyin ve birlikte müdür, okul müdürüyle birlikte Cumhurbaşkanı'na gideceksin. Orada herkes toplanacak ve sana bir ödül verecekler. Cevdet Sunay, eski Cumhurbaşkanımız Cevdet Sunay'ın vereceğini söylediler ödülü. İşte bir takım hediyeler ve bir takım ödüller verdi bana. Fotoğraflarımızı çekti. Hiç unutamadığım bir gündü benim için. Okula döndüğümde arkadaşlarım beni tebrik ettiler. Bunu hiç unutamadım aslında. ...1996 yılında karikatüre başladım. Kim destek oldu derseniz çok yakın arkadaşım Ali Şükrü Fidan. Kendisi de eski karikatüristtir. Ve rica etti, sen de katılabilirsin, yapabilirsin dedi. Ve onun ısrarı üzerine Karadeniz Gazetesi'nin Trabzon'daki Karadeniz Gazetesi'nin yaptığı bir yarışma sonucunda ödül aldım. Konum da şuydu, fındık, Trabzon'un yerli halkı fındıkları eliyle kıramıyorlar ya da makineyle kırmıyorlar da horon teperken ayaklarının altına fındıkları koyuyorlar ve bu sayede fındıklar kırılıyor. Ve bununla ben birincilik ödülü aldım. Thank you.
ve çok ünlü olan karikatür Oscar'lar olarak adlandırılan 10 bin eserin yarıştığı Aydın Doğan karikatür yarışmasında dördüncülük ödülü aldım. Ve bununla birlikte toplamda 25'ten fazla karikatür ödülüne de sahibim. Şu anda 20'den fazla kişisel sergim olduğunu görüyorum. Ve bununla birlikte birçok öğrencim var. Ben yeni bir öğrenciyim. 8 aydır çalışıyorum hocamla. Araştırdım, hocanın ismini duydum. Daha sonra internette de araştırdım. Tabii hayran kaldım. Öğrencileriyle nasıl iletişim kurduğunu merak ettim. Ama yani başladıktan sonra, birkaç ay sonra hocamızın iletişim yeteneklerinin bizden daha iyi olduğunu anladım. Aslında hocamla uzun süre çalışmak istiyorum. İlk başta gelen duyan bireyler, resim dersi verdiğini görünce ay bir işitme engelliyle nasıl çalışırım anlamında çekiniyorlardı, rahatsızlık duyuyorlardı. Üzgün başladıkları derse mutlu bitirdiklerini gördüm 2-3 saat sonra. ...2009 senesinde başladık dersleri. O gündür bugündür hala devam ediyoruz çünkü hocamdan kopamıyorum. Yağlı boyayla başlamıştık. Sonradan sulu boyayla devam ettik. Arada yağlı boya, arada sulu boya. Ve hocamın sayesinde 4 kişisel sergi açtım. Birbirimizi anlamadığımız zamanlarda yazışarak anlaşmaya çalışıyoruz. Ben de işaret diliyle ilgili bir şeyler öğrenmeye başladım. Zaten sanatçılığına, sanatkarlığına ve öğretmenliğine hayranım. O kadar mütevazı bir insan ki hem öğretmen olarak mükemmel bir insan hem de insan olarak hayran olduğum bir insan. Ve şimdi geriye dönüp baktığımda eskiden Sivas'ın Zara ilçesinde doğan bir çocuk vardı. İşitme engelliydi. İşitme engelliydi ancak Ankara'da bir okulda okudu, öğretmeniyle tanıştı, resim dersleri aldı, kendini geliştirdi, büyüttü, bir ressam oldu. Düşünüyorum da ben işitme engelli olmasaydım, duyan bir birey olsaydım, Sivas'ın Zara ilçesinde duyan bir birey olsaydım, okula gidemeyecektim, öğretmenimle tanışamayacaktım, başka bir yol alacaktım. Hangisi diye sorarsanız bana, işitme engelli Sivas'ın Zara ilçesinde doğan bir birey olmayı tercih ederdim ben yine. Çünkü iyi bir ressam oldum. Zilli topla oynanan keyifli ve heyecanlı bir spor dalı golbol. Ülkemizde de kadın ve erkek milli takımlarımız mevcut. Yaklaşan olimpiyatlarla birlikte onlar hızla hazırlanırken pek de bilmediğimiz golbolu gelin konuşalım. Golbol, 2. Dünya Savaşı'nda gözlerini kaybeden gazilerin rehabilitasyon amacıyla icat edilmiş olan bir görme engelli sporudur. Olimpik, paralimpik yani görme engellilerin paralimpik bir branşıdır. İlk defa 1993 yılında ülkemizde oynanmaya başlamış. İPSA diye bizim Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu sınıflandırma yapıyorlar. O sınıflandırmaya uygun olanlar bu sporu yapabiliyor.
sporcuların eşitlenmesi için göze pet çekiliyor. Petin üzerinden göz maskesiyle tamamen bütün sporcular hiç görmez hale getiriliyor. Şu anda 2016 Paralimpik oyunlarına hazırlanmaktayız. 2010 yılından sonra katıldığımız Avrupa Şampiyonası'nda, B grubu Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa ikincisi olarak A grubuna, A ligine yani birinci lige yükseldik. İlk başarımız oydu. Ondan sonra dünya oyunları düzenlendi. Dünya oyunlarında üçüncülüğümüz. A grubuna yükseldiğimizde birincilik, Avrupa birincilik şampiyonasında ikinciliğimiz. En son 2015'te Avrupa şampiyonluğumuz. 2014'te dünya üçüncülüğümüz var. Her geçen yıl yükselerek giden bir performansımız var. Yaklaşık dünyada 70'e yakın bu sporu yapan ülke var. Erkeklerde ikinci, bayanlarda da dördüncü sıradayız şu anda. Olimpiyatlara hazırlanıyoruz, Rio Paralimpik oyunlarına. Orada da elimizden gelen en iyisini yapacağını düşünüyorum. Sporcularımıza güveniyoruz. İsveç'te ve Polonya'da turnuvalara katıldık. Bu turnuvalarda 16 ülke arasında Rusya'nın ardından ikinci olduk. Ondan bir hafta sonra da Polonya'da yapılan Supercross, Uluslararası Supercross turnuvası yapıldı. Orada Rusya'yı da yenerek birinci olduk. Bir takım toplam 6 kişiden oluşmakta. 3 kişiyle oynanıyor. 3 oyuncu as, 3 oyuncu yedek. 18 metre uzunluğunda, 9 metre eninde spor salonlarında oynanan bir oyun. Şimdi içerisinde zil olan 1 kilo 250 gram ağırlığında üzerinde 8 tane deliği olan bir top. Oyunun da kendi içerisinde bazı kurallar var. Örneğin topun 6 metreden önce yere düşmesi gerekiyor. İçindeki zil sesinin duyulabilmesi için. 6 metreyi geçtikten sonra düşerse highball penaltı cezasıyla cezalandırılıyor. Oyun oynanırken zilin sesini duymaları gerektiği için oyuncuların, tribünlerin sessiz olması gerekiyor. O yüzden ülkemizde çok popüler değil ama dünyada seyircisi gayet olan, olimpiyatlarda filan salon tam dolu olarak izlenen bir spor branşı. Ben yaklaşık 12 yıldır golbol oynuyorum. Kahramanmaraş Ertuğrul Gazi Görme Engelliler İlköğretim Okulu'nda okudum. Orada golbola başladım ben. 2006-2007 yılında da milli takıma seçildim. Yani golbola başladığımdan 2-3 yıl sonra. Milli takımda o dönemde bizim pek bir başarımız yoktu Türkiye olarak. Çalışmalarımız da zaten o dönemde iyi değildi. Daha sonra Eskişehir'de B grubu Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olarak A'ya yükseldik. Daha sonra 2013 yılında Konya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olarak ilk defa Dünya Şampiyonası'na gitmeye hak kazandık. Çok uzun bir çalışma dönemi geçirdik. Çok çalıştık. Bu çalışmalarımızın sonucunda da 2015 yılında Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu olduk. 13 yıldır golbolla uğraşıyorum. Tabii bu 10 senedir milli takımda oynuyorum. Yani ortaokulda başladım. Sonradan zaten görmem oluştu. Ve milli takımda başarılar katıyoruz. Gerçekten çok çalıştık. Çok hani emek sarf ettik. Ya biraz da hani oyunun performansımızı arttırdığımız zaman bu gerçekleşti. Çok da istiyorduk. Gönülden istiyorduk. Bayramımızı dalgalandırmak istiyorduk. En başta bu önemliydi zaten. Bunu da başarmış olduk. On seneden beri golbol oynuyorum. 8 yıldır, yani 2008'den beri de milli takımdayım. Golbol oynamak çok güzel. Biz ilk beden eğitimi öğretmenimiz bizi başlatmıştı golbole. Tabii o zamanlar hani milli sporculuk bilmiyorduk. Hani ne demek, nerelere gelebiliriz bilmiyorduk. Zamanla golbolü daha iyi öğrendik ve hedeflerimizi büyüttük. Şu anda da Rio'ya gitmeyi garantiledik çok şükür. 14 senedir golbolle uğraşıyorum.
Şu anda 25 yaşındayım. Olimpiyatlara hazırlanıyoruz 2 yıldan beri. Golbol oynamak çok değişik bir duygu. Özellikle de bu milli formayı giyip sahaya çıkmak, farklı ülkelerde bayrağımızı dalgalandırmak. Yani çok farklı duygu. Bunu sürekli soruyorlar aslında ama nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum. Yaşamak lazım. İfade edemiyorum. Çok farklı, çok güzel, çok özel bir duygu. Yok dünyada bir eşi benzeri, tarihe geçti efsane renkleri, kupaları almak bizim işimiz, biz Türkiye'yiz. Ankara Altındağ'da bulunan Kemal Yurtbilir Özel Eğitim Anaokulu'ndaydık. Bu anaokulunun özelliği tersine kaynaştırmanın olması, yani işitme engelliler anaokuluna, engeli olmayan miniklerin kaydedilmesi ve birlikte erken çocukluk eğitimini almaları. Okulumuz 2014 yılında Kemal Yurtbilir Özel Eğitim Anaokulu olarak eğitim öğretime açılmıştır. Okulumuzun erken çocukluk eğitimi ve 36-72 ay çocukların, engelli çocukların eğitimini, öğretimini yürüten bir kurumdur. Okulumuzda genelde gelen özel eğitim gerektiren çocuklar işitme engelli ve konuşma bozukluğu olan Rehberlik Araştırma Merkezi tarafından bize yönlendirilen çocuklardır. Biz normal çocuklarla özel eğitim gerektiren çocukları aynı ortamda okul öncesi müfredatını uyarlayarak okul öncesi eğitimi vermekteyiz. Özel eğitim gerektiren çocukların aileleri bize Rehberlik Araştırma Merkezleri tarafından raporla bize yönlendiriliyor. Diğer öğrencilerimiz normal, özel eğitim gerektirmeyen çocukların velileri ise özel eğitim gerektiren çocukların onların sosyalleşmesine, kaynaşmasına katkı sağlamak için çocuklarını okullarımıza kayıt yaptırmaktadırlar. Nasılsın? İyi. Adın ne? Eda. Bir elini çeker misin? Eda mı adın senin? Eda misin? Eda, ne yapıyorsun burada? Çalışıyorum. Ne yapıyorsun? Oynuyorum. Oynuyorsun. ...12 yıldır bu okuldayım. Benim geldiğim zaman okulum sadece bir ana sınıfı vardı. Orada normal çocuklar vardı. Ama özel eğitim öğrenciler de vardı, ayrı ayrı sınıftalardı. Normal çocuklarla engelli çocukların ikisinin bir arada kaynaşarak daha başarılı olacağına karar verildi. Ve tersine kaynaştırmayı açtık. 14 öğrencimiz var, 9 artı 5. 9 normal çocuk, 5 özel eğitim öğrencisi. Sizin sınıf? Evet, benim sınıfımda. Dolayısıyla burada hem özel eğitim öğrencileri açısından faydaları var. Normal çocuklar açısından da faydaları var. Merhaba. Adın ne? Şeyma. Şeyma, çok güzelsin. Elbisen çok güzelmiş. Okula geldin. Bu okulu seviyor musun? Hayır. Merhaba Dolar. Kameraya bakar mısın? Merhaba. Merhaba. Adın Dolunay. Hı hı. Kaç yaşındasın? 5. 6 yaşında diyor öğretmenin. Yanlış mı oldu? 6 yaşındaymışsın. Hayır, benim 5. Tamam, 5. Özür dileriz. Burada ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar seviyorum. Arkadaşlarınla birlikte oyun oynuyorsun. Resim de yapıyorsun belki. Hı hı. Merhaba hocam, dersinizi bölüyorum. İsminiz neydi? Fethiye Yılmaz. Fethiye hocam, burada şu anda ne yapılıyor? İşitme yetersizliği bulunan öğrencimizle bireysel seanstayız. Bir
öykü tamamlıyoruz. Öykünün kartlarını öğrencimle birlikte kartlar üzerinde konuşuyoruz. Sıralıyoruz, takıyoruz, cümleler oluşturuyoruz. Eren kaç yaşında, ne zaman geldi buraya? İlk geldiğinde nasıldı, şimdi nasıl? Eren 6 yaşında. Eylül ayından beri okulumuza devam etmekte. Eren ilk geldiğinde tabii bir alışma süreci oldu. Ama tabii ki şu anda okulumuza alıştı. Öğretmenlerine, arkadaşlarına alışmış olduğu için, cihazından da üst seviyede yararlandığı için konuşma becerileri, duyma becerileri gayet iyi. Burada kendisi gibi işitme kaybı olan arkadaşları var. İşitme kaybı olmayan, engelli olmayan çocuklarımız da var. Evet. Onlarla iletişimimiz. Çok çok iyi. Okulumuzun zaten genel prensibi bu. Tersine kaynaştırma uygulanıyor. Ve kaynaştırma gerçekten çok güzel uygulanıyor. Normal gelişim gösteren arkadaşlarıyla çok iyi iletişim halinde. Onlar Eren'le, gerekse Eren onlarla çok iyi iletişim halinde. Yani adı üstünde kaynaşmış durumdalar. Arkadaşlarımdan duymuştum ben bir okulun güzel olduğunu. Büyük oğlum da buradan mezun. Ve çok memnunum. Öğretmenlerimizden de memnunuz. Yani hani tavsiye üzerine geldim ama çok memnun kaldım. Biz de çok mutlu olduk. Çok tebrik ediyoruz bu duyarlılığınızdan ötürü. Hemen oğlunuza dönmek istiyorum. Merhaba. Adın ne? Yusuf. Yusufcuğum, burayı seviyor musun bu okulu? Arkadaşlarını seviyor musun? Evet. Arkadaşların duymuyor olabilir. Ne düşünüyorsun? Onun kulağına söylemek düşünüyorum. Ha, gidiyorsun kulağına söylüyorsun ki seni duysun diye mi? Aferin sana. Neden bu okulu seçtiniz? Neden bu okul? Hem evimize yakın, hem çevreden duyduk çok ilgililer. Arkadaşlarıyla uyum sağlaması için. Çocuğum bana çok düşkün olduğu için burayı tercih ettim. Arkadaşlarla oyun oynamasını, paylaşmasını, diğer özürlü çocuklarla nasıl vakit geçirebileceğini, onlarla nasıl yardımcı olabileceğini, bu yüzden tercih ettim. Yani çocuklar, bizim de herhangi bir günde başımıza gelmeyecek diye bir şeyimiz yok. Yani olabilir, benim çocuğum da olabilir. O yüzden burayı tercih ettim. Bu okula kızınız gidiyor. Memnun musunuz? Nasıl? Daha önceden okula gitmeden önce tamamen doğduktan sonra işitme engelli olduğunu öğrendim. Ama burada öğretmenler gayet ilgililer ve biraz konuşmaya başladı çocuğum. Bu anlamda memnunum. İmplant mı takıyor? Evet, implantı var. Ama tembeldi, konuşmuyordu. Buraya gelerek, giderek konuşmaya başladı biraz. Memnun oluyor musun konuşunca? Ne hissediyorsun görünce, konuşunca seviniyor musunuz diyorum. Evet, çok seviniyorum diyor. Anneannesi, dedesi konuşuyor mu? Var, var biraz. Onlarla iletişim kuruyor. Ve biz bu sayede rahatız. Çok çok teşekkür ederiz. Tanıştığımıza memnun olduk. Merhaba. Merhaba. Adın ne? Musecim, ben çok az duyuyorum. Biraz bağırır mısın? Buse, aferin sana. Bu okulu seviyor musun Buse? Biraz daha yüksek sesle. Okulu çok seviyorsun. Görme engelli bir anne özel bir gözlükle hayatında ilk defa bir bebek görüyor. Üstelik o da yeni doğan kendi bebeği. Allah'ım, bu gerçekten muhteşem. Ayakların uzunluğuna bak, Tommy'ye benziyor. Biliyor musunuz, ağzı aynı benim ağzım gibi. Küçük bileziği. İlk kez baktığım bebeğin benim bebeğimin olması inanılmaz güzel. Ve eşimin oğluma bakmasını izlemek de öyle güzel bir duygu ki. Ona aşık olacağım. Dudaklarını seviyorum çünkü onlar benim dudaklarım.
herkese eşit davranmıyor. Hayat her zaman yolunda da gitmiyor. Hayatı kolaylaştırmak bizim elimizde. Taşlara da takılacağız, sendeleyeceğiz de, yere de düşeceğiz. Elimizden tutan da olacak, tutmayan da olacak ama biz mutlaka kalkacağız. Ve biz bu haftada programımızın sonuna geldik. Siz de her şeye rağmen ben de varım diyorsanız hikayenizi bizimle paylaşın. Facebook ve Twitter adreslerimizden bizimle iletişime geçin. Ve en önemlisi, her şeye rağmen mutlu kalın.